Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Maç önü canlı yayınımız saat 19.45'te maçı 20.45'te olduğu için bir saat önce başlatıyoruz arkadaşlar. Belki saat 20'ye doğru başlatıp da maçı da birlikte bekleyebiliriz. Keşke Acun Odacalı bir Fenerbahçelilik gösterse de bu maçı naklen şifresiz TV 8.5'tan gösterse keşke ama... Şimdi Fenerbahçe'de Samet yoksa Serdar var haberiyle başlayalım. Milli Stoper Samet Akaydın'ı e, UEFA listesine yazdı. Yani yer almadı diyelim yazdıramadı demeyelim yer almadığı için Spartak Tınava maçında oynatamayacak Fenerbahçe'miz ve bu maçta Serdar Aziz'in oynamasını bekliyoruz. Aslında hani muhtemel 11'ciler çok fazla olur bizim camiada biliyorsunuz arkadaşlar hani muhtemel 11 yok 11 yetmez 12 muhtemel 13 muhtemel 14'cüler çok olur ama UEFA listemiz kısıtlı sizler benim kadar iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, o yüzden neyse muhtemelen bir falan boş boş verelim arkadaşlar. Ee, şu bir gerçek. Yani bugün oynanacak maçta Serdar Aziz'in oynamazını bekliyoruz. İyi de İsmail Kartal sanki oynamayacak gibi konuştu. Evet ben de farkındayım. Hatta bana kalırsa ee, Ciku Osterwolde ikilisiyle stoper tandemini kuracak. <laughs> Çünkü Salıya kadar şey, çarşambaya kadar daha çok gün var. Çarşamba günü de Serdar Aziz tam hazır olur diye düşünüyor muyum? <laughs> Açıkçası yine düşünmüyorum. Yani Galatasaray maçına anca hazır olur gibi geliyor Serdar Aziz. Bilmiyorum Allah yardımcımız olsun. Şimdi Ciku'ya kavuştu. Bekao iyileşme sürecinde İsmail Kartal da açıkladı. Haliyle de Avrupa listesinde de e, kısıtlı bir liste. Herkes yer almadığı için durum bu arkadaşlar. Ya Serdar oynamazsa Osterwolde'nin oynayacağı kesin. Ya Fenerbahçe'de bir nevi 3. 4. 5. stoper gibi bir şey oldu. Faik Çetin'in yazısıyla başlayayım. Bu arada Fenerbahçe lig maçı ertelendi diye bugün az kadroya yakın bir kadroya da az kadroyla çıkacaktır. Sadece Tadiç ve Ceko'da bir şeylik var. Hani yorgunluk vesaire var. Bir görüşme var. Bir de o gün maçtan çıkan bir isim var. Ee, ağrılardan dolayı o isim bir sorgulanacak. Bu isimlere göre buna göre değişecek arkadaşlar. Sahaya çıkıp çıkmayacak. 11 buna göre belirlenecek. Ama bence herhangi bir aksilik olmayacak. Yani Fenerbahçe e, Serdar Azin oynayacağını ben sanmıyorum arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Livakovic, Osayi, Ciku, Osterwolde, Ferdi. Orta alanda İsmail Fred Şimanski. Sağda İrfan Can. Solda Tatiç Forvet'te. Ceko ile çıkacaktır diye düşünüyorum. Bacuay'ı yedek soyunacaktır diye düşünüyorum. Ama bakalım. Ceko'nun oynamama ihtimali de var. Fanatik gazetesi yazarı Faik Çetin'e Fenerba Çetin e, Fenerbahçe'mize ilgili değerlendirmelerde bulunmuş. Diyor ki arkadaşlar. Farklı Beşiktaş galibiyeti. Fenerbahçe inanılmaz havaya soktu. Bu arada Beşiktaş'la ilgili de inanılmaz bir açıklama var. Mert Günok sol dizinde eklem içi sıvı artışı sakatlık. Omar Kolley sağ dizinde arka kapsülde arka kapsül yaralanması. Getson Fernandez sol alt adale sakatlı ayak bileği baş yaralanması. Sol alt adale bu arada ee, kronikleşirse Jortingen'i Mortingen'i görmüş oldular. Benden de söylemesi. Anterebiç besin zehirlenmesi ve gastroentrit yani yediği bir şey dokunmuş. Necip Uysal sol alt baldır arka adresinde birinci derece yaralanma diyor. Hani bir Fenerbahçe maçını kaybedelim diye bu kadar çalışmanıza gerek yoktu. Direkt de kaybedebilirdiniz. Ama siz daha iyi bilirsiniz. Bir şey diyemem. Beşiktaş galibiyeti Fenerbahçe inanılmaz havaya soktu diyor. Vahit Çetin her taraftarlar ve cami artık şampiyonluğun geleceğine fazlasına inanıyorlar. Ezeli rakibi karşısında aldığı net galibiyetin yanı sıra ortaya koyduğu mükemmel futbol taraf tarafsız tüm yorumculardan büyük beğeni aldı. Fenerbahçe'nin iyi oyunu tesadüf değil. Yönetim uzun bir zaman sonra ilk defa yabancı transferlerde Ceko, Tadic, Fred, Şimanski, Ciku, Bekao, Livakovic nokta atışı yaptı. Ya düşününce harbi nokta atışı yaptı Fenerbahçe. Öyle değil mi? Yani Burada var ya tek sıkıntı Livakovic aslında. Ya ben şu ana kadar Livakovic'in izlemediğimiz görüşündeyim. Bu oyuncular tartışmasız takımın bankoları oldular. Her zaman söylediğim gibi en kaliteli yerli oyuncular Ferdi, İrfancan, İsmail, İsmail Kartal'ın elinde Kartal ilk 11'i yaparken 8 artı 3 kuralına hiç kafa yormuyor demiş. Aslında çok doğru bir yere parmak basmış. İsmail Kartal yani en az yerli kuralını dert eden isim. Sonunda takım oldu. Ferdi Kadıoğlu ve Elifhan Can Kahveci müthiş formdalar ve oyuna pozitif yönde çok katkı sağlıyorlar. Düşünün bugün büyükler dahi her takımın ilk 11'ini oynayabilecek olan Cengiz Ünder, Emre Mor, Ryan Kent, Mert Müldür ve Miha Zays gibi isimler kulübede bekliyorlar. Fenerbahçe uzun bir aradan sonra takım oldu. Ben bu takımın kolay kolay maç kaybedeceğine inanmıyorum. Birçok eksiklik eksikle yakalandığı Nürnstand maçı ölçü değil. Bu takım konferans liginde de gruptan çıkar ve Avrupa'da da yoluna devam eder. Kısacası Fenerbahçe yenmek kolay değil demiş. Ben şunu söyleyeyim. Galatasaray'dan 13 tane isim seç. Bu 13 tane isim olmayacak ve Fenerbahçe maçına çıkacak deseler. Çünkü canlı yayında da söyledim. bu isimleri seç ama Fenerbahçe fark atmazsa öğretmenliği bırakacaksın ya da Fenerbahçe'yi bırakacaksın deseler kabul ederim. 13 tane isim seçeceğim arkadaşlar. Mesela bak. Mustera'yı seçeyim 1. Davinson'u seçeyim 2. Nelson'u seçeyim 3. Abdülkerim'i seçeyim 4. Sakaboya'yı seçeyim 5. Torelia'yı seçeyim 6. Hocam zaten 13'e gerek yok. 6 tanesi 13 taneye bedel. Hayırlı olsun Fenerbahçe kazandı. 6. Öbür stoper Kaan Ayhan'ı da seçeyim. 7. Bak ileriye hiç gitmiyorum ha. Sadece gerilerden seçiyorum. 7. Yani. Anlayın diye söylüyorum. Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski akımı. Buraya geçelim. Şimdi Sebastian Szymanski'nin attığı gollerden sonra Korner Bayrağı'na doğru koşarken yaptığı kayma hareketi. ikonik hareket. E, hani artık ikonik bir hali de geldi. Ve kısa sürede camianın gönlünü fethetti. 24 yaşındaki genç futbolcunun en büyük hayran kitlesi ise minikler oluşturuyor. Attıkları golden sonra korner bayrağına doğru yapılan koşular ikonik hale getirdi. Fenerbahçe taraftarı da evde kayarak bu sevinci gerçekleştiriyor. Minik kardeşlerimize söz vermeyeyim. Ama elimden geleni yapacağım inşallah. 23 Nisan'da 23 tane çocuğumuza Fenerbahçe forması dağıtıyoruz biz elimizden gelince her sene. Bu sene de inşallah yapmaya çalışacağız. Yeter ki takipte kalsınlar. Ama şunu söyleyeyim. Yorumlarda şunu gördüm bir de nefret ediyorum hocam benim formam yok bana da bir tane forma gönder. Genelde bu yorumu yapan arkadaşlar hiç video izlemeyen arkadaşlar kanala sıfır destekleri olan e, ve hani kendini uyanık zannetmek mi diyeyim başka bir şey mi diyeyim bilmiyorum ama hani ben geldim bana formayı verdi ben kaçıp gideyim hani sen de salaksın yani ya, sen de her gelene forma veriyorsun ya salaksın ya der gibi yorum yapıyorlar. Ulan arkadaş. Bir kanalda video izle, bir katıl, bir et. Mesela Kadir Doğru sürekli yorumunu gördüğüm arkadaşım mesela. Sürekli yorumunu görüyorum. Bir gün ortasında çıkıp da ya bana da arkadaş forma ver demedi. Unutabiliyor muyum? Ya da ne bileyim mesela Evren Mutlu. Ya da başkaları hani. Diyorum ya size bu adamlar sürekli ve sürekli yorum yapan insanlar. Yani bu adamlar forma istemiyor ama... Ee, Neyse. Ee, ben konuyu değiştireyim. <laughs> Çağlar Söğüncü'ye Simeone frene diyor. Arkadaşlar bu haber sosyal medyada dolanan bir haber. Muhtemelen hani bana bunu soracaksın Hocam bak sen Çağlar'la ilgili sabahleyin bir video çektin. Böyle böyle dedin ama Simeone de gitmek istemiyor, göndermek istemiyor falan filan diye. Merakımdan sorayım. Göndermek istemeyen adam 6. stoper konumuna iter mi? Yani 5 maçta görev almış. Şimdi size şunu da sorayım. Fenerbahçe'nin 6. stoperi kim? Biz düşündünüz mü? Ekao Cicu. Serdar Samet. 4. Osterwolde 5. 6. stoperimiz kim? Yusuf Akçiçek. Yusuf Akçiçek'i kiraya verir misiniz? 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla verir misiniz? O yüzden. Geçiyorum. Fenerbahçe'ye Portekiz'de Portekiz'de Premier Lig'den Yıldız Maxwell Cornet. Cornet alacağız mı en sonunda? Hadi bakalım. Şimdi sol kanat arayışını sürdüren Fenerbahçe'ye West Ham'ın fil dişili yıldızı Maxwell Cornet teklif edildi. Hep de West Ham'dan teklif ediliyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Sabahki haberde de West Ham'da stoper vardı. Fenerbahçe yönetim öneriyi teknik patron İsmail Kartal'a iletti. Kartal onay verirse satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacak. Şimdi Ocak ayında stoper kanat bölgesine transfer diyor. Hayır, öncelikle öncelik orta saha, sonra stoper, sonra kanat forvet. Şimdi İsmail Kartal'ın kararı bekleniyor diyor. 2027'ye kadar sözleşmesi var. Eğer bu olursa 7 milyon euroya bitecek diyor. Bu sezon İngiliz ekibinde sadece 6 maçta forma giymiş. 2022 yılında Burnley'den West Ham'a 20.7 milyon euroya transfer olmuş. 7-8 milyona bitirmeyi planlıyormuş. Bil dişi sahil milli takımın 30 kez formasını giymiş 6 gole imza atmış. Hızı ve tekniği ile ön plana çıkan bir isim. West Ham United'ın Lyon, Burnley ve Mets takımlarına forma giydi. Premier Lig'de 41 maçta 9 gol, 1 asist, 10 gole katkıda bulmuş. Bir dakika. 41 maç oynamış Premier Lig'de toplam. Bu sıkıntı işte. Niye sıkıntı? Premier Lig ya bu adamlar zaten Burnley'den almış. 29 Ağustos 2021'de gelmiş. Yani iki buçuk sezona yakındır Premier Lig'de. Totalde bu arkadaş Premier Lig'de 41 maça çıktıysa. Heh geçin onu. Kent ve Kingley yollar ayrılabilir. Arkadaşlar Joshua King ve Kent'le yollar ayrılabilir değil. Ayrılacak. Açık söyleyeyim ayrılacak. E, düşündüğüm ama King'le sezon sonunda Kent'le devre arasında olacak gibi duruyor. Takviye de yapmak istiyor Fenerbahçe diyor. Fenerbahçe'nin çok ciddi planları var. Ancak her plan hayata geçirilemiyor. Anladınız mı? Her plan hayata geçirilemiyor. Yani bu da böyle olunca haliyle yani haliyle bu da böyle olunca da değişik değişik senaryolar üretiyoruz. Yani bugün şu kadar futbolcu al, bu kadar futbolcuyu gönder yapamayabilirsin de. 6 maç oynamış, sadece 118 dakika ve Fenerbahçe diyormuş ki 7 milyon euro veririz. Bu tip bir ismi bedava alman lazım. Çünkü tutmamış. Yani adam orada tutmamış bu kadar basit abi. Neyse. Fenerbahçe'de Luan Perez gitti gidiyor.com demiş. Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Bunu defalarca söyledim, hep söyledim, yine söylüyorum. Luan Perez devre arasında yollar kesin olarak ayrılıyor gibi diyor kesin olarak demeyelim. Niye kesin olarak demeyelim? Hocam gene mi gönül bağ, gene mi duygusallık? Yok almak isteyen takımdan dolayı kesin olarak demeyelim. Jesus döneminde Marsilya'dan transfer edildi. Yollar kesin olarak hallol. Sözleşmesi feshedilecek diyor. 5 milyon 230 bin euro ödendi bon servisine. Kariyerinde 23 maça çıktı. Bir gol bir asistlik katkıda bulundu. Onun dışında maalesef sahada yoktu. Şimdi bazı isimler olmuyor. Mesela kim? Zaha ismi. 23 Temmuz. Galatasaray Zaha transferiyle rakibini tsunami'nin altında bıraktı. Psikolojik bir baskı ve üstünlük kurdu diyor. Faik Çetiner. Yok Faik Çetiner değil mi? Faik Çetiner değil mi böyle bir şey? Faik Çetiner doğruları konuşur. Galatasaray mı ki Faik Çetiner böyle söylesin? Şimdi Tsunami'nin altında koydu. Harbi koydu. Yani harbi harbi Fenerbahçe koydu yani. Ve ben o gün çok çok iyi hatırlıyorum sosyal medyadaki arkadaşlar. Hani Ali Koç'a demedik laf bırakmadılar. Ha şu bir gerçek. Zaha için masadan kalktığını çık. Resmi sitenden açıkla. Peki arkadaş bizim ilgimiz yoktur. De. Mesela Tete için aynısı oldu. Futbolcunun bonservis sorunu var. Biz de uygun görmedik yeterli görmedik falan filan dedin çekildin. Galatasaray Tete'de transfer çalımı yaptı. Hiçbir şey yapamadı. Ya transfer çalımı anlaştığın oyuncuyu. Mesela e, resmi hesabından açıkladığın oyuncuyu transfer ettirdiğin zaman transfer çalım olur. Mesela biz bunu stopta yaşadık. Öyle değil mi? Ya da bazı isimlerde yaşadık. Neyse. E, konumuza dönelim. 23 Temmuz'da Galatasaray tsunami etkisi yaptı. Psikolojik baskı üstünlük. 2 Eylül. daha önemli bir transfer. Oynadığı zaman ne kadar etkili olduğunu hep beraber göreceğiz. 25 Ekim daha için süper oyuncu diyorlar. Ya süperini bırakalım. Normalini görmedik daha. 13 Aralık 2023. Zaha kadar takımdan kopuk. Vurdum duymaz. Kaçak güreşen ve canı istediğinde saman alevine benzeyen futbol oynayan bir futbolcu görmedim diyor. Galatasaraylılığıyla bilinen Galatasaray duruşunun en has örneklerinden birini gerçekleştiren Levent Tüzemen. Ya ne kadar güzel bir düzen değil mi arkadaşlar? Bakın Fenerbahçe'yi bunlar karıştırıyor ha. Şöyle bir zeka seviyesine, şöyle bir dik duruş seviyesine Fenerbahçe'yi ezdirmeyin. Yani ezdirmeyin. Görüyorsunuz abi. Ben zaha kötüdür falan hiçbir şey demiyorum. Umrumda değil. Ne yapıyorsa yapsın. Abi. Bana ne? Ama ben burada bunu görüyorum. Özel haber Fenerbahçe İsviçre'nin Nöşetel Samaks takımında forma gelen 16 yaşındaki Bosnalı milli futbolcu Senat Kosiç'i denemeyi aldı. Sol kanat ve forvete görev yapan genç oyuncu bu sezon 13 maçta 6 gollük katkıda bulundu diyor. Şimdi Fanatik Gazetesi'nin sürpriz haberi. Bunu sonra milliyet falan da oradan almışlar. Senat Kosiç. Biz bu arkadaşı Türkçe'ye çeviremez miyiz? Bu arkadaşla ilgili haber altyapıda denemeye alınan genç bir arkadaş. Hani gençlerinden 3 oyuncu katıldı. Daha gelenler gidenler var. Omar Fayet hani altyapıya gelmedi kabul ama hani Fenerbahçe sürekli genç yatırım yapıyor onu anlatıyorum. 2 yıldız kiralandı. Omar Fayet, Jorginho, Novi Pazar'a kiralandı. Sürpriz isim deneniyor bu 16 yaşındaki kardeşimiz. Alt hocalar olumlu rapor vermesi halinde Fenerbahçe kadroya katacak bu kardeşimizi. Hani gördüğümüz kadarıyla 1.76 boyunda Bosna Ersek Santrafor 11 Ocak 2007 doğumlu 16 yaşında 17'ye girecek. Bosna Ersek U17 oynuyor. 13 maçta bu sezon. UEFA U17 Liginde 3 sarı kartı bir de kırmızı kartı var. 13 maçta 6 gol atmış. Kanatlarda ve forvette de oynayabilir. İsviçre şeyi de var. Ee, ve Bejjun U17 takımına bedelsiz geçmiş. 25 Temmuz 2023'te. 932 dakikada 6 golü var. Ya bu gibi denemeyi anlayacak futbolcular çok fazla oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, her futbolcunun adını buraya yazamıyoruz maalesef. Ama burada biz neyi anlamak istiyoruz? Burada şunu anlamak istiyoruz. Dünyanın dönüş hızı ile Levent Tüzemen'in dönüş hızını kapıştırsak Levent Tüzemen fark atar. Onu da söylemiş olayım. Fenerbahçemize canlı gölden başarılar diliyorum. Maç Önü canlı yayınında hep birlikte görüşmek üzere sevgili dostlar.